Ve devam ediyor o. Şimdi Ankara Devlet Tiyatrosu'na daha sonra girdiniz ve 11 Devlet Tiyatrosu'nda çalıştınız. Evet. Ta ki Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine son verilmesine kadar. Nasıl etkilemişti bu olay sizi? Muhsin Hoca heyecan verici bir tiyatro adamıdır ve Türk tiyatrosuna hizmetleri müthiştir. Bu demek değildir ki Muhsin Bey herkesle gayet hoş ilişkiler içinde. Hayır. Yaşamak ve çalışmak bir yerde bir savaştır. Kavgalarınız da olacak ve bazı insanlar sizi antipatik bulabilecekler. Çaresi yok evet. Bunun. Çünkü koşullar öyle getirebiliyor. Benim de anlaşmazlıklarım olmuştur zaman zaman ama ona olan saygım, onun Türk tiyatrosuna yaptıklarına olan inancımı zerre kadar sarsmamış, zedelememiştir. Muhsin Bey'i Ankara o zamanlardan politik bir takım şeylerin etkisi altında her zaman kalıyordu. Ve bana korku veren bir şehir oldu. Bu yüzden Ankara'dan da biraz da o yüzden kaçtım. Politize oluyorsunuz Ankara'da ister istemez. Hele bir kurumun başındaysanız. Bu kurum devlet tiyatroları gibi bir sanat kurumu da olsa maalesef. Muhsin Bey'in uzaklaştırılmasının nedeni de çok eminim ki pis, küçücük, incir çekirdeğini doldurmayacak bir politik sürtüşme sonucu olmuştur. Fakat bunun bile bir raconu olmak derler ya gerekir. Şeyinin masasının üstüne buruşuk bir kağıtla işine son verildiği bilir. Bu bizim çok bildiriliyor. Bu bizim çok gücümüze gitti. Çünkü Muhsin Bey'den bir tiyatro heyecanı, bir tiyatro disiplini, bir tiyatro aşkı, bir tiyatro temizliği ve insanların, oyuncuların temizliği o olduğu zaman söz konusu oluyordu. Başka türlü bir gözü, bakışı, görüşü ve başka türlü bir heyecan ışığı, heyecan elektriği verirdi. Bunsuz tiyatro olmaz. Ve siz de bir yandan biz, da onun işine son verilmesi üzerine siz de işinizi bırakarak bir oyuncu olarak destek verdiniz. Evet, hemen geldik. Evet. Biz hemen geldik zaten arkasından. Kalacak evimiz yoktu, yerimiz yoktu. Metin Andın, sevgili dostum Metin Andın, ailesi hayattaydı. Onların evinde işte ben divanda yatıyordum, Müşfik yerde yatıyordu. Salıncakta iki kişiyi öyle çalıştık, çıkarttık. Sonra uzun zaman evde bulamadık oyuncuyuz diye.